Edeceksin. Efendiler, Cenab-ı Hak isterse yeryüzünde gözleri olmadan da bir mahluku yürütüyor. Hiç gözü yok. Canım, hocam, böyle şey olur mu? Gözü olmadan bir hayvan hareket edebilir mi? Ediyor kardeşim. Hepiniz bilirsiniz, yarasa isminde bir hayvan var. Kuş, kanatlı bir, memeli bir kuştur. Memeli, kanatlı bir kuş var ki bunun ismine yarasa denir, yarasa. Bunun gözü yok. Cenab-ı Hak bu hayvana göz vermemiştir. Işıkla hiçbir ilgisi yok bu hayvanın. Ama o kadar sıhhatli uçuyor ki, binlerce metre uçuyor, gelip yuvasını ve yerini aynen tespit ediyor. Hiç şaşırmıyor. Bütün ilim adamları bunu biliyor. Hiç kaybolmuyor. Ve rızkını, yiyeceği maddeleri aynen buluyor ve tespit ediyor. Gittikçe nerede onun rızkı varsa gidip rızkını alıyor. Nasıl yapıyor? İlim adamları çalışmışlar ve meseleyi tespit etmişler. Diyorlar ki, o yarasa ismindeki gözleri olmayan kuş, hava boşluğuna öyle ağzıyla ses çıkarıyor ki, frekansı saniyede 30 bin olan ses çıkarıyor. İnsanın kulakları bunu duymuyor. Bizim kulaklarımızın duymadığı sesler var. Frekansı yüksek oldu mu, yani bir saniyede titreşim nispeti bizim kulaklarımızın tahammülünü geçti mi, işitemiyoruz. İşitemiyoruz. Yarasa öyle sesler çıkarıyor ki frekansı, yani saniyedeki titreşim sayısı 30 bini buluyor. Bu titreşim havaya yayılıyor, dalgalar halinde yayılıyor. Nereye göndermişse gönderdiği yere gidip çarpıyor. O ses gidip istikametini nereye götürmüşse, nereye göndermişse o eşyaya, maddeye gidip çarpıyor. Çarptığı gibi aynen yansıyıp geriye geliyor. Geriye gelince kulaklarına temas ediyor yarasanın ve nereye çarptıysa orayı anlıyor, uçarken oraya vücudunu çarpmıyor. Elektromanyetik dalgalarla, ultrasonik ses sistemleriyle yapıyor. Bunu bütün ilim adamları, yeryüzünde ne harikalar var kardeşim. Mesela bir sinek avlamak istiyorsa yarasa, av yaparak bir sinek yemek istiyorsa, bir böcek yemek istiyorsa, ağzından çıkardığı sinyalleri, ultrasonik, yani insan kulaklarının tespit edemediği sesleri gönderiyor. O sesler, titreşimler, dalgalar gidip o böceğe çarpıyor. Çarpınca geriye geliyor. Geriye gelince kulaklarına temas ediyor yarasanın. Kaç metre mesafede olduğunu anlıyor. Gidip o böceği aynı yakalayıp yiyor derhal. Ses nizamıyla. Efendiler, bütün bunlar gökyüzünde ve yeryüzünde Allah'ın nasıl hakim olduğunu ortaya koyan kaideler ve kanunlardır. Hazreti İsa'yı yeryüzünden semavata kaldırması çok basit bir hadisedir. Bir sineğin hava meydanı olmadan, bir uçak pisti olmadan, bak meydan var mı sineklerin?